Demek ki tam ekranı yeniden paylaşmak gerekiyor. Onu anlamış olduk. Evet, en son dersimizde biz nereyi gördük arkadaşlar? Burada kelimesini görmüş olduk. Ve bu hangi slide? 96. slide. 97'den devam ediyoruz. Şimdi kako kelimesinin anlamı kötü demek ama bunun iki tane eş anlamlısı da var. Onu da söylemiş olayım. Mal yine kötü demek. Bir de dis kelimesi var. Bunu daha önce görmüştük. Dis kelimesi bozukluğu veya kötü anlamına geliyor. Şimdi burada kak kelimesiyle alakalı çok fazla kelime yok aslında. O yüzden tek bir örnek vereceğim ve geçeceğim bunu. Gördüğünüz gibi resimde çok zayıf bir kişinin vücudunu görüyoruz. Bu hastalığın adı kaş eksi. Yani nereden gelmiş peki? Eksis, et demek, kak, kötü olması anlamına geliyor. Kaş eksi dediğimiz zaman etin kötü olması durumu. Yani kelime anlamı bu. Ama tabii ki bu kelimenin Türkçe karşılığı olmadığı için doğrudan doğruya bunun okunuşu, yani kaş eksi şeklinde şu an Türkçe kaynaklarda yer almış vaziyette. Yani bu bir hastalık değil aslında. Bir hastalık durumunda ortaya çıkan şey. Mesela bir kanser hastası kaş eklik olabilir. Ya da herhangi bir hastada bu kaş eksi durumu görülebilir. Çoğunlukla kanserde belki ortaya çıkan bir şey veya beslenme bozukluğunda. Buna kaş eksi adı verilmiş. Aklıma da başka bir örnek gelmiyor. Şey var, kakosmi diye bir şey var. Koku alma duyusunun kötü olması durumu gibi. Veya mesela anosmi, osme, koku demek. Osmi dediğimiz zaman koku alma durumu, bir anlamı yok. Dedik ya, bu iyi sonunda iyi olan kelimelerin başına muhakkak örnek koymamız gerekiyor ki bir anlamı olsun o kelimenin. Mesela an koyarsan anosmi koku duyusunun olmaması, kakosmi koku duyusunun kötü olması anlamına gelmiş oluyor. Çok fazla örnek olmadığı için bununla ilgili bunu hemen geçiyorum. Bir başka kelimemiz karsino kelimesi. Yine bunu daha önce şöyle geçti bu kelime. Bildiğiniz gibi om diye bir olay vardı. Bir kelime vardı, om. Om neydi? Tümör. Bir şeyin sonunda om olduğunda o şeyin şiştiği veya tümörü. Zaten Türkçe karşılığında tümör şeklinde geçmiş. Bu anlama geliyor. Bu omun başına karsinom koyduğunuz zaman, yani karsino koyduğunuz zaman om tümör, yani iyi huylu tümör, karsinom kötü huylu tümör, yani kanser anlamına gelmiş oluyor. Ve bu kelimeyi çok duyuyoruz ama farklı şekilde duyuyoruz. Mesela kanserojen şeklinde duyuyoruz piyasada bu kelimeyi. Oysa kelimenin doğrusu karsinojen. Çünkü karkinos Yunanca kanser demek. Bu kelime oradan gelmiş. Ya kanser hastalığı ilk defa teşhis konduğu zaman bu hastalığa neden yengeç isim vermişler bilemiyorum ama isim verirken şöyle bir olay var. İnsanoğlu her zaman bilmediği şeyi bildiği şeye kıyaslayarak isimlendirmiş. Yani şuna benziyor, buna benziyor. Bunun gibi, şunun gibi falan ondan uzun, ondan kısa. Bu tarz isimlendirmeler yapmışlar. Evet, mesela burada yine aşağıda bir resim var. Ne diyor? Carcinogens around us. Yani etrafımızdaki karsinojenler nelermiş bakın. Mesela home and environment diyor. Ev ve çevre, gıdalar, yaşam tarzı, endüstri, virüsler ve aşağıda bunların detayları var. Bunların hepsi arkadaşlar etrafımızdaki karsinojen, yani piyasada kanserojen diye bildiğimiz bir kelime. İngilizce karsino kelimesi İngilizce cancer şeklinde yazılıyor. İngilizce cancer diye yazılıyor. Bunun Türkçe okunuşu kanser şeklinde ve hatta bildiğiniz gibi hastalıklarda biliyorsunuz kısaca kanser hastalığına SA deniyor. Yani SA. Aslında bu SA nereden geliyor? CA'dan geliyor. Yani karsinojen kelimesinin kısaltması veya kanser kelimesinin kısaltması CA şeklinde. Ama Türkçe'de biz bunu okurken işte kolon SA, akciğer SA, mide SA, beyin SA falan gibi rutine bu şekilde konuşuluyor. Yani bir doktorun ağzından SA kelimesi çıkıyorsa bilin ki o kişide kanser var anlamına gelmiş oluyor. Yani bir kişiye kemoterapi yapıldıysa, yani hastaya kemoterapi yapıldığından bahsediliyorsa %95 büyük ihtimalle bu nedir? Kanser olma ihtimali yüksek ama kemoterapi sadece kansere yapılmıyor. Kanserin dışında da yine kemoterapi yapılıyor. Bu arada arkadaşlar kemoterapi kimyasal tedavi demek. Yani tamamen kimyasal madde veriliyor. Ama diğer ilaçlar kemoterapi gibi değil. Yani yine o da bir ilaç sonuç itibariyle ama diğer ilaçlar çalışma yüzden
Bir anlık gitmiş olabilir ses. Şu an geliyorsa mesele yok. Evet. Şimdi bir de şöyle bir örnek vereyim size. Mesela İngilizce'de horoskop diye bir şey var. Horoskop. Yani bunu daha önce söylemiştim size. Mesela skop bir şeyi göstermeye yarayan alet demekti. İngilizce'de burç falına horoskop deniyor. Burç falı horoskop demek. Peki bu alet nereden gelmiş? Yani horonun bir anlamı yok. Ama böyle bir yuvarlak bir alet var. Böyle değişik bir şey. Eski bu yıldız bilimciler veyahut da astronomlar ne yapmışlar? Böyle değişik aletlerle gökyüzünü parçalara bölmüşler. Mesela 360 dereceyi bölmüşler. 36 derecelik açıyla malum burçlar oluşmuş falan. Tabii ki gökyüzüne bakarak hani biliyorsun burçlar neye göre? Orada bir takım yıldızları var. İşte bir yıldız var boğaya benziyor. Demişler ki boğa burcu. Bir yıldız var grup takım halinde. Kovaya benziyor. Kova burcu demişler. Balığa benziyor. Balık burcu demişler filan. İşte bunları bütün gözlemlemeye yarayan o eski tip aletlere, mekanik aletler var. Bunlara horoskop deniyor. O yüzden horoskop kelimesinden gelmiş. Bunu niye anlattım? Mesela yengeç burcu diye bir burç var. Malum bildiğiniz gibi. Yengeç burcunun İngilizce karşılığı cancer yazılır. Kanserdir yani. Çünkü kanser ismi nereden gelmiş? Çünkü yengeçten gelmiş. O yüzden aklınıza kalsın diye bunları anlatıyorum. Mesela evde kullandığımız pestisitler. Yani çevremizde de daha doğrusu. Pestisit dediğimiz şey bir tarım ilacı. Yani zira ilaçlar maalesef şu an yediğimiz besinlerin içerisinde zira ilaçları var. Mesela ilaç yaklaşık böyle Şubat-Mart aylarında ilaçlanıyor bitkiler. Ama daha tomurcuklanma aşaması olduğu için bitkiye verilen ilaç ne yazık ki içinde kalıyor. Biz ne kadar yıkasak da ne yazık ki dezenfekte etsek de o ilacı vücudumuzda ne yazık ki alabiliyoruz. Aerosolları var. Yani spreyler. Yine ultraviyole ışınları var. Radyasyon var. Egzoz dumanları, egzoz gazları bunlar. Evimizde ve çevremizde bulunan karsinojen maddeler. Yine mesela gıda başlığında prezervatifler. Yani hazır paket gıdalar. Ambalajlı gıdalar yani. Daha doğrusu hazır gıda. Daha ziyade hazır anlamına geliyor. Yine baktığımız zaman işte tatlandırılmış meyve suları filan. Biliyorsun bunlar tatlandırıcıyla tatlandırıyor. Şeker ve doğal değil yani. Yine diyet yağları yine kansere tetikliyor. Zemin hazırlıyor. Gibi yani birçok kaynak var. Tabii yaşam tarzına baktığımız zaman tütün. Bakın bir gençliğe ilgilendiren bir şey var. Body piercing diyor. Yani vücuda takılan bu metal bir takım parçalar da ne yazık ki kanserojen özelliğe sahip veya karsinojen maddeler olduğunu söylüyor burada. Bir başka kelimemiz kata kelimesi. Bunu daha önce yine belirtmiştim. Kata bildiğiniz gibi aşağı demek. Mesela burada arkadaşlar katabolizmadan bahsediyor. Yani metabolizma malum ikiye ayrılıyor. Katabolizma, anabolizma. Katabolizma, bakın burada şey resimde anlatıyor. Bol atma demek veya değişim demek. Mesela bu büyük molekül arkadaşlar katabolizma sonucunda küçük moleküle dönüşmüş. Görüyor musunuz? Büyük molekül, tek parça. Ama katabolizma yani yıkıma uğramış. Ki bu yıkımı sağlayan şey ne arkadaşlar? Enzimler değil mi? Mesela proteinleri yediğimiz zaman bunu tabii ki ağzımıza çiğniyoruz, midemize iniyor. Midemizde proteinaz denen bir enzim var. Proteinleri parçalayan malum. Bildiğiniz gibi bir şeyin sonunda ağız varsa buna enzim deniyor. Peki enzim ne? Enzimin Türkçesi yok. Enzimlerin görevi arkadaşlar, bakın burada bir kelime var gene katalizör. Kata aşağı demek, liz parçalanmak demek. Yani enzimin görevi büyük parçaları daha küçük parçaların parçalar ayrılmasını sağlayan hani katalizör, hatta katalitik soba. Böyle bir kavram var ya hala kullanılıyor bir takım yerlerde. Kataliz diye bir olay var mesela. Kataliz aşağıya doğru parçalanma. Bunu sağlayan şey katalizör. İşte burada katabolizma mesela proteinler parçalanıyor, amino asitlere dönüşüyor. Ve tabii ki anabolizma neydi? Bu proteinlerin daha doğrusu amino asitlerin tekrar yapımında kullanılması. Yani insan DNA'sına göre o amino asitler ne yapıyor? Yeniden kullanılıyor ve buna da anabolizma adı veriliyor. Bu kata ile ilgili çok fazla kelime yok. Daha ziyade bu kelime var. Katabolizma, katalizör. Mesela kimya dersini hatırlayın. Bir tepkimenin, mesela tepkime başlamadan önce giren malzemeler var, maddeler var. Bir de çıkan maddeler var.
Su olduğu gibi, mesela su da bir katalizördür. Çok iyi bir yağ yakıcıdır mesela. Yani bir insan günde belli bir süre belli miktar su içtiğinde çok ciddi, yani kilo varsa kilo vermeye yardımcı olabiliyor. Çünkü iyi bir yağ yakıcı. Spor da yapıyorsanız veya su da içiyorsanız süper bir şey. Dolayısıyla katalizörlerin görevi girerken de çıkarken de aynıdır. Tepkimenin sonunda da aynı. Çıkışında da aynı şekilde kalır. Yani bunların görevi çünkü tepkimeyi başlatıyor. Katalizör tepkime sonucunda herhangi bir şey olmuyor ama bakın burada ne oluyor arkadaşlar? Bir enerji çıkıyor ortaya. Ne enerjisi? Hem bildiğiniz gibi özellikle karbonhidratların metabolizması sonucunda adenozin trifosfat adı verilen bir enerji ortaya çıkıyor. ATP enerjisi. Tabii ki hücrelerimiz ne yapıyor? Bunları kullanmak için, yani daha doğrusu bunları kullanıyor. Bakın bu şeyin tersi, şurada yazmışlar. Küçük molekül ne oluyor arkadaşlar? Altta yazıyor bakın. Anabolizma, şehrin hemen üstünde. Anabolizmada yeni bir şey yapılıyor. Bu hayvan proteini, şuradaki, bu da insan proteini, değil mi? Yani hayvan proteini metabolizma sonucunda insan proteinine dönüşüyor aslında. Evet, yine başka bir kelimemiz kloro kelimesi. Daha önce zikretmiştim bunu. Şöyle ki, fil kelimesini hatırlayın. Fil neydi? Seven demekti. Mesela klorofil diye bir kelime kullandık daha önce. Klorofil nedir? Klorofil, yeşil yapraklı bitkilerin kendi kendine üretmiş oldukları bir enerji, bir besin. Çünkü bildiğiniz gibi tabiatta iki çeşit canlı var. Heterotroflar, bir de ototroflar. Yani trof besleme demek, ototrof dediğimiz zaman kendi kendine beslenen, yani başka bir canlıyı yemiyor. Kendi kendine, kendi besini kendi evet. Ya insan vücudunda bazı besler üretiliyor ama hepsi değil. Hani bir de esansiyel dediğimiz dışarıdan mutlaka almak zorunda olduğumuz bazı besinler var. Bunlara esansiyel madde deniyor. Mesela bazı vitaminler, bazı proteinler vesaire yüzlerce belki binlerce esansiyel madde var. Bunları bizim kesinlikle almamız gerekiyor. Yani insanoğlu heterotrof bir canlı. Yani diğer canlıları yiyerek besleniyoruz. Bitkileri veya hayvanları yiyerek besleniyoruz. Ama bitkiler ototrof. Ama hangileri? Yeşil yapraklı bitkiler. Yeşil yapraklı bitkiler bildiğiniz gibi fotosentez yaparak, yani ışığı sentezleyerek ne yapıyor? Kendi besini olan klorofili üretiyor. Klorofilin Türkçesi yok ama buna ne demişler? Yeşil seven demişler. Klorofil demişler. Yine mesela klorüri denen bir kelime var. Bakın burada iki tane idrar var. Bir tanesi yeşil, bir tanesi sapsarı. Bu yeşil olan idrar ne deniyor? Klorüri. Bakın şöyle bir şey var. İdrar yeşil olabilir mi? Olur. Siyah olur mu? Olur. Kahverengi olur mu? Olur. Her renge bürünebilir. Kırmızı olur mu? O da olur. Yani idrar peki niye renk değiştiriyor? Sizin yediğiniz, özür diliyorum, yani kullandığınız ilaçlara bağlı olarak idrar rengi çok değişik renklerde olabilir. Hatta kokusu da çok farklı olur. Örneğin normalde idrarda amonyak kokması lazım. Çünkü ürik asit var idrarda. Ama mesela hastane tuvaletlerine gittiğiniz zaman hastane tuvaletleri çok değişik kokar. Çünkü her biri envai çeşit ilaç kullanıyor. Kullanılan ilaca göre tabii ki bu idrar kokusu da, idrarın rengi de değişebiliyor. Çünkü alınan ilaçlar doğrudan doğruya kana karışır karışmaz hemen böbreklere uğruyor ve idrar oluşma esnasında idrar şeklinde tabii ki dışarı atlıyor bazıları. Klor fazla bir kelime yok. O yüzden bunu da geçiyorum. Çünkü 20'ye ulaşmamız lazım bugün. Şu an 101'e geldik. Burada başka bir kelime var. Şimdi değişik renkler var. Mesela siyan mavi demiştik. Hatırlarsın daha önce siyan mavi veya mor anlamına geliyor. Ondan sonra başka bir renk görmedik henüz ama göreceğiz onları. Burada kromo kelimesi var. Bu renk demek. Yani sadece renk. Mesela klor yeşil, siyan mavi veya mor. Türkçe karşılığı olmadığı için siyan diyoruz buna. Ama kromo veya kromat duruma göre T harfi konuyor bir şeyle birleştiğinde. Ona sadece renk demek. Mesela kromatüri dediğimiz zaman sadece renkli idrar. Ama klorüri dediğimiz zaman yeşil renkli idrar olmuş oluyor. Burada mesela kromatüri dediğimiz zaman bildiğiniz gibi bir şeyin sonunda ürü varsa ne anlama geliyordu? İdrar yapma, idrar çıkarma veya idrar anlamına geliyordu. Mesela kromatüri dediğimiz zaman renkli idrar çıkarma. Yine mesela bildiğiniz gibi kromatik gözlükler var. Buna yanlışlıkla kolormatik diyorlar. Yani bu yanlış bir ifade. Kolormatik diye bir şey yok.
Yani kromatik var. Nasıl var? Mesela gözlük normalde beyaz, şeffaf yani cam. Ama güneşe çıktığınız zaman gözlük kendinden kararmaya başlıyor. Yani güneş gözlüğüne çeviriyor. Buna da işte kromatik normalde ama kolormatik gibi isimler vermişler. Yine başka bir örnek vereyim size. Kromozom diye bir şey var. Değil mi? Hepimizin bildiği kromozom. Peki kromozom ne demek? Som kelimesi yani zom kelimesi someden geliyor. Some vücut demek. Kromozom dediğimiz zaman renkli vücut. Peki neden bu isim vermişler? Bildiğiniz gibi kromozomlar gözle görülemeyen bir yapı bu insan vücudunda. Bildiğiniz gibi hücremizin çekirdeğinde bulunan ve bizim DNA'mızı taşıyan yapılara kromozom adı veriliyor. Tabii ki bu kromozomları eğitimler esnasında öğrenciler algılasın diye kromozomun nasıl bir şey olduğunu algılasınlar diye bunu böyle birbirine sarmal şeklinde birbirine etrafına sarmal şekilde dolanan dört madde var işte adenin, guanin, tirozin vesaire gibi. İşte bunları sarmal şeklinde böyle renkli renkli göstermişler. Biri mor, biri kırmızı, biri işte değişik renkler. O yüzden buna kromozom, hani renkli vücutlu anlamında kromozom adı verilmiş. Yoksa bir anlamı yok yani. Kromozomlar normalde renkli değil ama eğitimlerde nasıl anlatılıyor? Mecburen hani birinin diğerinden farklı olduğunu, sarmal gibi olduğunu anlayabilmemiz için bilim adamları bunu laboratuvarda hatta bunun işte prototipleri de var, modelleri bu şekilde ifade etmişler. O yüzden kromozom adını vermişler. Evet, bir başka renk görüyoruz şu anda ekranda. Sir rengi. Evet, yani sesleri kapalı bırakmak istemiyorum ama ne yazık ki arkadaşlarımız farkında olmadan ses açıyorlar. O yüzden konuşmak isteyen, ya birinin sesi açık kalsın ya. Bir tanesinin açık kalsın. Hatta bir iki tanesini kovos mu yapsam ki? Yok kovos vermeyeyim de şuradan yine açık kalsın sorun değil. Bunları ben videodan kesiyorum zaten. Evet sir rengin sirin anlamı arkadaşlar sarı demek. Gördüğünüz gibi burada örnek kelimemiz zaten bununla ilgili çok fazla kelime yok. Siroz kelimesi. Yine hatırlayalım. Bir kelimenin sonunda oz varsa o şeyin çok fazla arttığını gösteren bir kelimeydi oz. Mesela parazitoz. Parazit parazit demek zaten. Parazitoz kelimesinin anlamı vücutta parazitlerin çoğalması. Yani bir iki tane parazit hasta yapmıyor. Ama bizi hasta yapacak kadar sayıları arttığında buna parazitoz deniyor. Yine mesela safra kesesinde diyelim ki bir iki tane taş var. Sen bir iki tane taş olduğunu anlayamazsın bile. Ama 10-15 tane taş olduğunda ona o zaman ne yapıyor arkadaşlar? Sizi rahatsız etmeye başlıyor. İşte karaciğer, pardon safra kesesinin iltihaplanmasına sebep oluyor. Hani de hatırlayın. Kolesist safra kesesi, kolelit safra taşı. Kolelitiyaz dediğimiz zaman da safra taşının çok fazla olması. Yani hasta edecek kadar çok olması. Yani oz kelimesi arkadaşlar anlamı vücuttaki bir şeyin bizi hasta edecek kadar çok olması. Buna bir örnek vereyim oz anlaşılsın diye. Mesela kanımızın pH'i nötr. Yani 7. Biliyorsunuz pH biriminin skalasının en düşüğü 0, en yükseği 14. 0 tarafına geldikçe asit oluyor. 14 tarafına gittiğinde baz oluyor. Bunun tam ortası yani 7 nötr olmuş oluyor. Mesela kanımızın pH'i 0, 7 yani nötr. Ama bakın 7.2 oluncaya kadar buna asidoz denmiyor. Pardon, alkaloz denmiyor. Ya da 6.8 oluncaya kadar asidoz denmiyor. Niye? Çünkü vücut bunu tolere ediyor. Tamam, her ne kadar vücudun asit değeri yükselmiş veya düşmüş ama bunun vücudun savunma mekanizmaları var, tamponlar var. Ne yapıyor arkadaşlar? Bunu süspans edebiliyor. Yani tolere edebiliyor vücut. Ama bir yerden sonra mesela asitlik seviyesi 6.8 değil 6.5 olduğunda veya daha da aşağı düştüğünde bu defa vücut bunu tolere edemiyor. Yani asit çok fazla artmış oluyor ve vücutta bir asidoz tablosu ortaya çıkmış oluyor. Hasta oluyorsun. Ozu böylece hatırladıktan sonra siroz ne anlama geliyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar sirozun kelime anlamı aslında sarı rengin artması demek. Yani resimde bir normal karaciğer var. Bir de siroz olmuş karaciğer var. Çok net bir şekilde gösterilmiş bu da. Karaciğer baya baya ne olmuş arkadaşlar? Sarı renge bürünmüş. Çünkü bu nedir? Kırmızı safra pigmenti. Yani özellikle kandaki yani siroz hastalığında biliyorsunuz karaciğerin bağ dokusu artıyor.
parenkima dediğimiz esas iş yapan, vazife yapan dokusu azalıyor. Yani siroz hastalığı bu malum bildiğiniz. Atatürk'ün hastalığı hani alkolden, ilaçtan veya bir takım karaciğer iltihaplanmasından olabiliyor. Hepatit mesela. Hepatit B virüsü ilerleyen süreçte karaciğer kanserine veya siroza yol açabiliyor. Bu bakımdan bağ dokusu artıyor. Parenkima dokusu azalıyor ve bu defa safra salgısı artıyor kanda. Mesela sirozda insan vücudu sapsarı oluyor. Ne yazık ki. Kandaki safra miktarı artmaya başlıyor. Buna da işte siroz adı belirliyor. Çok kelime yok. O yüzden geçiyorum bunu. Yine günlük yaşamda çok kullandığımız bir kelime var. Ko ve kon kelimesi. Hemen buna örnek vereceğim arkadaşlar. Kooperatif mesela. Kooperatif ne demek? Operatif, operasyonla ilgili demek. Yani eylem, işle alakalı. Kooperatif dediğimiz zaman da beraber iş yapma. Mesela biliyorsunuz şu anda pek görmüyorum ama eskiden kooperatifler vardı. Yani mesela 100 kişi, 200 kişi bir araya geliyor. Mesela birisi bir kooperatif kuruyor. Ne kooperatifi? İşte SS, sınırlı sorumlu, bilmem ne yapı, işte inşaat falan filan kooperatifi. Yani ne diyor bunlar? Biz 100 kişi kendimize bir site yapacağız. Yani kendimiz yapacağız. Müteahhite falan vermiyorlar. Ne yapıyor bunlar? İşte üye topluyorlar. Sayı, yeterli sayı ulaştıkları zaman hemen işte aidatlar toplamaya başlanıyor falan. Ondan sonra işte arsa alınıyor, inşaat yapılıyor falan filan neyse. Bu yapılan işe beraber yapıldığı için kooperatif demişler. Türkçe'de bu şekilde kullanıyoruz bunu. Hala mesela bu bölgede sulama kooperatifleri var. Tek başına bir çiftçinin gücü yetmiyor ama sulama birliği veya kooperatifi kurmuşlar. Bu sulama birlikleri sayesinde yani güçlerini birleştirip işte kuyu kazma, kuyu açma vesaire bunları yapabiliyorlar. O yüzden birlikte iş yapmak güzel bir şey yani. Mesela buradaki kelime arkadaşlar pres kelimesi İngilizce bir kelime baskı yapmak demek. Baskı, pres. Hatta futbolda da var değil mi? Bazen rakip takım bir pres yapıyor. Seni kendi sahadan çıkartmıyor. Adamı daha baskı halinde. Burada arkadaşlar kompres dediği zaman birlikte baskı. Yani bu ilk yardımda kullanılan bir teknik kompres baskı yöntemi. Mesela kişi dizinin üzerine tamam bir sargı var ama sargının altına bir de ne koymuş arkadaşlar? Bir böyle oraya baskı yapacak bir malzeme koymuş. Mesela bu ilk yardım dersi gördüyseniz bilmiyorum orada vardır. Örneğin bileğimden göstereyim ben. Diyelim ki kişi bileğini kesmiş, intihar etmiş. Ne yapman gerekiyor? Önce parmakla bastırıyorsun. Sonra kalp seviyesinin üstüne çıkartıyorsun. Sonra sarıyorsun. Ya bir iki tur sardıktan sonra buraya arkadaşlar rulo şeklinde bileğine bir şey koyduğun zaman bak bir iki tur sardın. Sonra buraya bir malzeme koydun. Yani bir sargının üzerine. O malzemeye koyup tekrar sarmaya devam ettiğinde arkadaşlar oraya koymuş olduğun malzeme işte kalemdir, rulo, sargı bezleri falan filan her neyse ne yapıyor arkadaşlar? Bağladığında sardığında oraya baskı yapmış oluyor. Yani bunun amacı ne? Senin elinle yapacağın, yani şu parmağınla yaptığın baskıyı oraya koymuş olduğun malzeme yapmış oluyor. O zaman buna kompres demişler. Bu da mesela pres kelimesinin anlamı malum işte baskı, kompreslerinden birlikte baskı anlamına geliyor. Mesela kompresör diye bir alet var değil mi? Kompresör. Yani adı buradan mı gelmiş bilmiyorum. Büyük ihtimalle buradan gelmiyor. Kompresör. Birlikte yapmış anlamına geliyor. Yine biyokimyada belki görmüşsünüzdür. Koenzim diye bir şey var. Enzim var. Bir de koenzim var. Değil mi? Enzimle birlikte bulunan hatta enzimin protein olmayan kısmı. Koenzim. Enzim proteindir normalde ama bir de enzimin enzimle birlikte olan bir protein olmayan kısmı var. Buna da koenzim adı verilmiş oluyor. Ko ile ilgili şöyle bir kelime daha kullanabiliriz. Mesela kooper olmak demek. Tıpta vardır bu. Örneğin doktor hastayı muayene etmiş ve hasta dosyasına şunu yazmış. Yani muayene kağıdına. Hastanın bilinci açık. Ondan sonra koopere bilmem ne. Bu tarz bir şeyler yazıyor arkadaşlar genelde. Hastanın kooper olması demek sizle beraber. Sen diyorsun ki bu kaç? İşte bu kaç diyorsun 2 diyor. Elini kaldırıyor. Yani seninle beraber iş yapıyor. Kooper yani tamam mı? Ama hastanın kooper olmaması demek bu kaç diyorsun cevap yok. Bu kaç diyorsun cevap yok. Başını elini kaldırmıyor.
O zaman demek ki hasta koopere değil. Evet, bir başka kelimemiz arkadaşlar kontra kelimesi. Harf sırasına göre gittiğimiz için kontraya geldik şu anda. Bunu daha önce de örnek verdim. Mesela kontr gerilla. Değil mi? Gerillaya karşı. Yani anti gibi bir kelime bu. Ama anti neş anlamlısı. Mesela kontraseptif dediğimiz zaman bu gebeliğe karşı anlamına gelen bir kelime. Mesela aşağıda da kontraseptif metotlar diye resim var ve oral kontraseptif demiş. Yani ağızdan alınan gebeliği önleyici ilaç. Bakın bazen ben bunu mesela test yapmıyorum, doldurma sorduğumda. Örneğin diyorum ki kontraseptif ne demek? Vatandaş şunu yazıyor. Doğumu önleyici ilaç. Arkadaşlar doğumu önleyebilir misiniz ya? Doğumun önlenmesi mümkün değil ki. Yani eğer sezaryen yapmıyorsa kişi veyahut da ne bileyim düşük yapmıyorsa o doğum bir şekilde olacak yani değil mi? O yüzden doğumu önleyemezsiniz ama gebelik önlenebilir. Yani döllenme. Değişik işte oral örneğin bu haplar var. 28 gün düzenli bir şekilde kullanıyor. Yani günü şaşmamak gerekiyor. Her alınan günü mutlaka atmak gerekiyor. Bunun dışında işte RIA dediğimiz rahim içi araçlar var. Değişik yöntemler var. Yine mesela vazektomi ya da tüp ligasyonu. Değil mi? Erkeklerde vazektomi yapılıyor. Tamamen kısırlaştırılıyor. Bayanlarda tüplerin bağlanması yoluyla tekrar işte kısırlaştırma yapılabiliyor. Erkeklere yapılan ameliyatın dönüşü yok. Yani vazektomi yaptırdıysa asla bitti. O kişinin çocuğu olamaz yani. Ama tüp ligasyonu geri döndürülebiliyor. Yani tüplerin bağlanan tüpler tekrar mikro cerrahiyle açılabiliyor. Kontrol da böyle bir şey. Mesela günlük hayatta futbolda var. Kontra atak değil mi? Diyelim ki rakip takım atağa geçiyor. Ama buradan birisi topu kaptığı gibi hop. Diğer tarafa koşuyor. Kontra atağa geçmiş oluyor. Karşı atak yapmış oluyor. Buna da kontra adı veriliyor. Bir başka kelime kripto kelimesi veya kript kelimesi. Bu kelimeyi 15 Temmuz 2016 yılından bu tarafa çok fazla duyduk. Değil mi arkadaşlar? Kript kelimesini. Kriptin anlamı gizli demek. Hatta aklınızda kalsın diye size bir örnek vereyim. Bildiğiniz gibi Superman diye bir dizi var. Hatta işte çizgi film dizisi de var. Marvel'ın çektiği. Superman'in Krypton denen bir gezegenden geldiği iddia ediliyor. Krypton aslında gizli demek değil mi? Gizli bir gezegen. Yani nerede olduğu belli değil. Hatta Krypton'dan falan bahsediliyor. Neyse. Kript'in anlamı gizli demek. Mesela kriptolu yazı. Ne demek? Şifreli yazı. Şöyle bir şey var mesela. Sen bir kağıda yazı yazıyorsun. O kağıt ama şifreli bir kağıt. Kağıda yazdığın yazı gözükmüyor. Ancak ışığa tutman lazım veya ona bir kimyasal dökmen lazım ki senin yazmış olduğun yazı gözüksün. O yüzden buna işte kripto adı veriliyor. Yine mesela bu 15 Temmuz olaylarında malum kripto imam, kripto şu, kripto bu. Hani kendini gizleyip de bir takım hani başka bir insanmış gibi gösterip eylem iş yapan bir takım insanlara hani kripto dediler. Yani gizli anlamında. Kripto kelimesi. Çok duyduk yani bunu. Buradaki örnek kelimemiz arkadaşlar. Oftalmos göz demek. Göz anlamına gelen iki kelime daha var. Bunlardan bir tanesi ops kelimesi. Ops göz demek. Bir de oculus kelimesi var. O da göz anlamına geliyor. Mesela oculus'tan örnek vereyim. Oculus ne demek? Mesela oküler diye bir şey var. Oküler. Yani gözle ilgili demek. Oküler. Örneğin bir mikroskobun bakma yerine oküler deniyor. Bir tane ise monoküler. Çünkü mon bir demek. İki tane ise binoküler. Hatırlayın bir iki demekti. Ama araya ne harfi konuyor? Yani bir oküler demem için binoküler deniyor. Burada oftalmos kelimesi kullanmış. Mesela oftalmoskop diye bir şey var. Ya yani doktorların gözü muayene için kullanmış olduğu aletler ne deniyor? Oftalmoskop adı veriliyor. Buradaki örnek kelimemiz kriptoftalmi. Mesela gene iya içinde demiştik. Kelimenin sonunda iya varsa onda mutlaka bir örnek olması lazım. Mutlaka tek başına iya bir kelimenin sonuna gelmiyor. Mutlaka başındaki örnekle beraber bir anlam ifade etmiş oluyor. Mesela oftalmi dediğimiz zaman göz durumu şey ifade etmiyor ama kriptoftalmi dediğimiz zaman gözün gizli olması durumu tam olarak neye deniyor? Arkadaşlar tam olarak resimde gördüğümüz çocuğun veya bebeğin gözleri bayağı bir geride. Yani bildiğiniz gibi göz nerede bulunuyor? Orbita adı verilen göz çukurunda bulunuyor. Ama bu çocuğun gözü biraz içeride kalmış.
Bir de bunun tersi var. Yani göz bayağı çıkık oluyor ve çok fazla büyük gözüküyor. O zaman da eksoftalmi adı veriliyor. Yani büyük göz bayanlarda kısmen iyidir yani büyük göz. Yani her bayan da uyumaz ama. Yani erkeğe zaten uyumuyor da. Yani bir erkekte gözlerin büyük olması hiç arzu edilen bir şey değil. Hatta onlara şey deniyor. Pörtlek göz falan ya da kaptak göz maalesef. Ama bayanlarda büyük göz kısmen ya. Yani. O da her bayanda olmuyor. Yani her gözü büyük olan bayana da uymuyor ya o şey. Ama bazen hakikaten böyle tık oturuyor tabiri caizse. Ama gereğinden fazlaysa, göz biraz fazla öndeyse, onun bir aşısı falan var tabii. Buna da eksoftalmi adı veriyor. Yani kribin anlamı arkadaşlar, krip gizli demek. Mesela kriptik dediğimiz zaman gizli olan anlamına geliyor. Örneğin kriptik tonsilit ne demek? Gizli bademcik iltihabı. Kriptik dediğimiz zaman gizli olduğunu anlamış oluyoruz. Evet, bir başka kelime siyan. Bunu daha önce görmüştük hatırlarsanız. Siyanoz diye bir kelime vardı gene. Bunu bahsetmiştim size. Oz bir şeyin çok fazla artmasıydı. Siyanoz dediğimiz zaman siyan kelimesinin anlamı mavi veya mor. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar bu kişinin elleri ne mavi ne mor. İkisinin arası bir şey aslında. O yüzden siyan diye ifade edilmiş ve siyanoz dediğimiz zaman siyan renginin yani veya buna morarma deniyor buna zaten. Mor rengin vücutta fazlaca artması. Mesela bir kişinin eli bu haldeyse bu bir dolaşım bozukluğu. Neden kaynaklanıyor? Kişinin yani kişide oksijen almama durumu var. Yani ellere yeterince oksijen gitmiyor. Yani bir şey var, bir sıkıntı var. Bu mesela şunu anlatayım size. Bizim ilk yarın dersimizde bir zamanlar ben veriyordum bu dersi. Turnike denen bir uygulama var. Turnike. Eminim bileniniz vardır sağlıkçılar. Turnike mesela bir kanama durduramıyorsan kanamayı mesela kanama durdururken şöyle bir şey var. Mesela bir evde parmakla bastıracaksın kanamalarda. Parmakla bastırma, kap seviyesinin üzerine çıkarma, sargı bezle sarma falan. Ama onu yaptın, bunu yaptın, kan durmadı. O zaman arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bakın insanın kolunda ön tarafta iki kemik var. Birisi ulna, birisi radius, değil mi? Yani şu buradaki kemiğe radius deniyor. Alttakine ulna deniyor. Hatta bu radius kemiğinin içinde bulunan damara radial arter. Alttakine ulnar arter deniyor. Malum. Ama arkadaşlar bu tarafta ya kolun üst kısmında kemik de bir tane, damar da bir tane. Yani burada iki kemik var, burada tek kemik var. Turnike neden yapılıyor? Buradan turnike yapılmaz. Çünkü niye? Sıktığın zaman buradan damarlar kemiklerin arasında kalacak ve sıkılmayacak yani. Ama burada arkadaşlar turnike yaptığınız zaman kemik tek bir tane burada, damar da bir tane. Hatta burada kolun iç kısmından geçen brakiyel arter denen bir şey var. Siz kol diyelim ki bir iki tur turnike malzemesi tabii ki bu çok ince iple olmaz kesinlikle. Biraz kalınca bir iple olabilir. Veyahut da bir bez parçasından da turnike olabilir. Bir iki tur sardınız veya hatta bir tur bile olabilir. Sonra arkadaşlar bir oraya kalem gibi bir şey bağlıyorsun ve çevirmeye devam ediyorsun. Yani kalemi böyle çevirdikçe ne oluyor arkadaşlar? Orayı iyice sıkıyor. Daha sonra ucunu da bağladığın zaman kan akışı tamamen duruyor. Neden? Çünkü kemik de tek, damar da tek burada ve o damarı sen tamamen bir su borusunda nasıl ikiye katlarsan veya üzerine basarsan su gitmiyorsa aynı şey orada o bölgeden aşağıya kan gitmiyor. Dikkat! Turnike uzun süre uygulanamaz. Yani belli aralıklarla o şeyi sıktığımız malzemeyi gevşetip birazcık kanlanmasını sağlamanız gerekiyor. Aksi halde ne olur? İşte bu hatta ilk sıktıktan sonra ilk 20 dakika içerisinde daha sonra 10'ar dakika, daha sonra 5'er dakika yani eğer hastaneye ulaşman zaman aldıysa süreyi daha da kısaltman gerekiyor. Çünkü hücrelere yeterince oksijen gelmediğinde, kan gitmediğinde maalesef hücre ölümü başlıyor. Kaslarda süre biraz daha uzun ama beyin hücreleri oksijensiz kaldığında arkadaşlar maalesef çok kısa sürede hatta 3 ila 7 dakika içerisinde beyin ölümü gerçekleşmeye başlıyor. Hani bazen duyarsınız yani işte doğarken oksijensiz kalmış falan olayı var ya bazen çocuk veya bebek mekonyum aspire ediyor. Mekonyum ne demek? Mekonyum bebeğin ilk dışkısı. Ya bunu mesela doğum esnasında mekonyum çıkartıyor ve bu mekonyumu kendisi aspire ediyor yani soluyor.
Siz oksijen dışında bir şey solduğunuz zaman buna aspirasyon deniyor. Tabii ki o aspir ettiği sıvı ne yapıyor? Çocuğun nefes almasına izin vermediği için ne yazık ki doğar doğmaz boğulmalar veya doğum esnasında boğulmalar görülebiliyor. Mesela siyanüri diye bir şey var. Siyanüri, idrarın mor renkte olmasına buna siyanüri adı veriliyor. Ama bir de siyanür diye bir zehir var. O farklı. Siyanür başka bir isimden geliyor. Yine arkadaşlar sito kelimesi var. Bildiğiniz gibi sit bir hücre demekti. Sit, sunek yani. Bir şeyin sonunda sit varsa o hücre anlamına geliyor. Ama sit kelimesi aynı zamanda da önek. Yani bir şeyin başında olduğu zaman da hücre, sito şeklinde. Sonunda olduğu zaman da hücre anlamına geliyor. Mesela sitoloji dediğimiz zaman çok bilindik bir kelime. Hücre bilimi anlamına geliyor. Mesela resimde arkadaşlar ne var? Diagnostik sitoloji. Diagnostik ne demek? Mesela hücre bilimi bir hücreyi inceliyor, hücrenin yapısını inceliyor falan filan. Yani hücrenin neresinde ne var? Hatta mesela biliyorsunuz storoklarla, hücre bilimcilerle, DNA bilimciler yani genetikçiler ne yapıyor arkadaşlar? Bakın genetik storoklar hücrenin kendisini inceliyor. Şeye kadar, hücre çekirdeğine kadar. Ama genetik bilimciler daha da detayını inceliyor arkadaşlar. Değil mi? Hücremizin DNA kısmını bunlar inceliyor. Hatta bildiğiniz gibi şu anda klonlama diye bir olay çıktı. Yani adam ne yapıyor arkadaşlar? Senin DNA'nı olduğu gibi klonluyor. Yani birebir kopyasını yapıyor. Tabii ki bu etik olarak mümkün değil. Türkiye'de yasak, dünyanın birçok ülkesinde klonlama yasaklandı. Ama arkadaşlar size ilginç bir şey söyleyeyim. Zaman zaman burada söylüyorum bunu. Yani diyorum ya, if you can dream it, you can do it diye bir kelime var. Bunu söyleyen Walt Disney denen bir adam. Ne diyor adam? Eğer bir şeyi hayal edebiliyorsan onu yapabilirsin de. Niye söylemiş bunu? Çünkü bir şeyi hayal etmiş adam ve o olmuş. Dolayısıyla bunu söylememin sebebi şu. Bildiğiniz gibi Star Wars diye bir dizi vardı bir zamanlar. Uzay Yıldız Savaşları diye malum. 80'li yıllar çevrilmiş bir film ve o filmde klonlar var. Arkadaşlar klon dediğimiz yani bir tıpatıp birbirinin aynısı olan insanlara askerler var değil mi? Ondan sonra. Ve bakın adamlar daha klonlama bulunmamışken klonlamayı bulmuşlar. Klonlama diye bir şeyden bahsediyor adamlar yani. Jules Verne'in Denizler Altında 20 Fesat diye bir kitabı var. Adam bu kitabı yazdığında ki 1700 yıllarda yazıyor. Denizaltı 100 sene sonra bulunuyor. Bakın bu kelime anlamını buluyor değil mi arkadaşlar? Bir şeyi düşün, hayal edebiliyorsan onu yapabilirsin ama yapar mısın? O ayrı konu. Yani çünkü herkeste hayallerinin peşinden gitme cesareti yok. Yani bu konuya zaman zaman değiniyoruz ama maalesef eminim alayınız bir şeyler hayalini kurdunuz ama hep bundan vazgeçtiniz. Eminim burada birçok bölüm var şu anda. Hiçbiriniz bu bölüme severek ve isteyerek gelmediniz. Ne olduğunu bilmeden geldiniz değil mi arkadaşlar? Düştünüz buraya resmen. Hayalinizdeki şey başkaydı ama o hayalleriniz için gereken bedeli ödemediğiniz için maalesef şu an buradasınız yani. Bulunduğunuz bölüm her neyse. Yani burada 4 bölümden öğrenci var şu anda. Bu böyle arkadaşlar ne yazık ki. Sana soruyorlar büyüyünce ne olacaksın? Doktor olacağım. Niye buradasın şu anda? Sana sordular ne olacaksın büyüyünce? Öğretmen. Ama buradasın. Kiminiz dediniz ki işte pilot ama buradasın şu anda. Kimi dedi ki işte hemşire fakat buradasın şu anda. Demek ki hayallerin için gereken bedeli ödememişsin. Bakın ben böyle insanlar biliyorum ki adam Cerrahpaşa Tıp Fakültesini istiyor ama Gazi Tıp gelmiş. Adam gitmiyor ya biliyor musunuz? Gazi Tıp'a gitmiyor adam. Niye? Diyor benim hayalim Cerrahpaşa Tıp'tı. Bakar mısın? Yani sen olsan söversin adamı. Allah Allah manyak mı nedir falan filan. Tıp aynı tıp vesaire. Hayır adamın hayali Cerrahpaşa Tıp. Bir sene sonra tekrar giriyor ve 30 puan kesilmesine rağmen tıpı tekrar kazanıyor. Bu bakımdan. Yani bunu niye anlatmak arkadaşlar? Antiparantez söylemiş oldum. Yani bir hayaliniz varsa daha geç değil arkadaşlar. Yaşınız daha 19-20 yani. Hayallerinizin peşine gitmek için hiç de geç değil. Bir hayaliniz varsa arkadaşlar hayalinizi az paraya satmayın. Bakın birçok kişi çok büyük hayali var. Ve bu hayali düşünün. Yani hayalini gerçekleştirirse belki aylık 100 milyar gelir olacak ama hayali ne yapıyor arkadaşlar? 4 bin liraya, 5 bin liraya hayallerine vazgeçiyor. Değil mi? Hatta 2825 lira asgari ücretten hayalinden vazgeçiyor. Hayalini satıyor yani. Bakın bununla ilgili size bir şey anlatayım. Çok ilginçtir.
Bir tane eskiden Osmanlı zamanında adam bir tanesi bir rüya görmüş. Ondan sonra bu rüyası da çok sadık bir rüya, böyle yani güzel bir rüya ve bu rüya konuşula konuşula vezirin kulağına gidiyor. Vezir de rüya yorumunu anlayan bir insanmış. Şimdi adam rüyasında yani şimdi rüyası güzel bir rüya ama tabiri çok enteresan. Şimdi vezir rüyayı duyuyor. Ondan sonra diyor ki o adama, rüya gören adama diyor ki rüyanı satar mısın? Adam da diyor satarım. İşte ne kadar, bir kese altına satarım diyor. Padişah da işte vezir de o şehzadeye diyor ki alabilir misin diyor, alırım diyor. Ve şehzade bir kese altın veriyor adama. Bir kese altın karşı adamın rüyasını satın alıyor. Ama adam var ki verdim diyor. Ben diyor sattım gitti diyor. Sizin de olsun diyor. Sonradan diyor ki yani o çocuk şehzade ya diyor niye aldık biz bunu? Boşu boşuna para verdik diyor. Şimdi diyor ki vezir ya diyor bu rüyanın tabirinde şöyle bir şey var. Bu rüyayı gören kişi yani padişah olması gerekiyor. Yani bu adamda böyle bir şey imkanı yok yani. Bakar mısınız? Bakın rüyanın tabirinde o adam padişah olması gerekiyor. Ama bir kese altına padişahlığı sattı gitti. O yüzden içinizde eminim hayalleri çok geniş insanlar da var. Hayal gücü yüksek olan. Bakın bizim ülkemizde hayal gücüne 5 para ehemmiyet verilmiyor. Sen bir hayal kurduğunda hayalini birine anlat var ya, millet gülmekten katılmaya başlıyor. Oğlum çok hayalcisin, oğlum manyaksın sen. Oğlum bu yapılır mı falan filan. Maalesef başta annem babam bunu söylüyor. Abin söylüyor. Oğlum manyak mısın? Otur otur ne, bizi batıracaksın, edeceksin bilmem ne. O yüzden arkadaşlar bizim ülkemizde gerçekten hayallere izin verilmiyor. Ama Batı ülkelerinde veya işte gelişmiş ülkelerde hayal gücü arkadaşlar Cenab-ı Allah'ın insana verdiği en büyük güç ya. Bu dünyada bizim en büyük gücümüz hayal gücü. Ama bizim elimizden ne yazık ki bu hayal gücünü birileri alıyor ve sen de razı oluyorsun. Yani tabiri caizse 2825 liraya asgari ücrete sen ne yapıyorsun? Hayalindeki şeyi ve hayalini satıyorsun. Rüyanı satıyorsun yani. Senin bir rüyan var. Ama burada şunu söyleyip derse devam edeyim. 107'deyiz, daha 120'yi bulacağız. Diyor ki güzel bir sözde bir rüyan varsa diyor uyan ve harekete geç. Yani eğer sen bir rüya gördüysen, bir rüyan varsa sürekli rüyanda o şeyin rüyasını görüyorsan uyanacaksın ve çalışmaya başlarsın. Bu işin başka yolu yok yani. Sadece rüyayla amel edersen şuradan şuraya gidemezsin yani. Evet. D kelimesi var. Sırada çok kullanılan bir kelime aslında. D kelimesi. D bir şeyin azaldığını gösteren bir kelime. Türkçe karşılığı aşağı yukarı azalma gibi. Yani sızlık, sizlik gibi bir anlamı var. Mesela burada dehidrasyon kelimesi var örnek olarak. Hidro su demek. Daha önce söylemiştim hani hidrofobi, hidroterapi falan gibi böyle kelimeler var. Hidroliz. Mesela suyun parçalanması değil mi? Liz parçalama, hidroliz suyun parçalanması. Hatta şöyle bir çalışma olduğunu duymuştum. Bildiğiniz gibi su ne? H2O değil mi arkadaşlar? 2 tane hidrojen, 1 tane oksijen. Mesela eğer insanlar, balıklar, balıkların yaptığı gibi, değil mi? Balıklar ne yapıyor? Suyun içindeki oksijeni, suda bir oksijen var sonuçta, eriyik halde. Bunu ne yapıyor? Onu kullanabiliyor. Mesela insan bu teknolojiyi daha çözemedi. Yani balıklar bunu yapabiliyor ama insanlar yapamıyor. Bir et parçası sonuçta, bir solungaç ne yapıyor arkadaşlar? Sudaki oksijeni kullanabiliyor. Ama insanoğlu bunu başarsaydı o zaman denizin altında bir yaşam mümkün olabilirdi arkadaşlar. Bir cihaz takacaksın ve hiç tüpe falan gerek yok. Denizin o suyundan sen oksijeni ötebilirdin mesela. Hidroliz olayı bir arada. Buradaki D kelimesinin anlamı azlama demiştik mesela. Dehidrasyon, deformasyon, dejenerasyon, demoralizasyon. Yani D neyin başına geldiyse o şeyin gittiğini, azaldığını yani A yokluğunu D azaldığını gösteriyor. Hani var ama azalmış yani. Mesela dehidrasyon dediğimiz zaman özellikle ishalde şu bilgiyi dipnot olarak söyleyeyim. Dünyada şu anda 1-5 yaş arası bebeklerin en büyük ölüm sebebi maalesef akut gastroenterit diye bir hastalık. Akut gastroenterit ne demek? Bir kere akutun anlamı bir anda ortaya çıkan. Gastroenterit de mide bağırsak iltihabı demek. Bildiğiniz gibi mide ve ince bağırsak iltihabı. Peki bu neye sebep oluyor? Aşırı sıvı kaybına eminim olmadığı için ne yazık ki
çok ciddi sıvı kaybına sebep oluyor. Ve şunu da dipnot olarak söyleyeyim. Su kaybı eşittir kan kaybı. Yani bir insandan su gitse de ölür, kan gitse de ölür. Ama ne yazık ki şöyle bir şey var. Mesela bir çocuğun diğeri kanasa aman anne annesi babası aman aman oğlum aman yavrum aman işte falan filan işte öpeyim de geçsin üf de oh da filan. Ama böyle çocuk 15 dakikada bir tuvalete gidiyor veyahut da kakasını yapıyor umurunda değil. Kardeşim aynı şey. Yani bir çocuğun bir yerinin kanaması da ishal olması ve 15 dakikada bir ishal büyük abdest çıkarması aynı şey. Değişen bir şey yok. Yine ölürsün yani. O da ölür, o da ölür sonuçta. Öldürür velhasılı. O yüzden ne yapmak gerekiyor? Rehidrasyon yapmak gerekiyor. Peki re ne demek? Re tekrar geriye demek. Burada mesela arkadaşlar bir homemade yani ev yapımı bir sıvıdan bahsediyor. Rehidrasyon sıvısı. Orese yani oral rehidrasyon solüsyonu diye geçiyor. İşte detayına girmek istemiyorum ama bakın burada ne diyor? Bir sürahi suya 4 bardak su koyuyorsun. Sonra ona 1,5 daha doğrusu yarım çay kaşığı tuz atıyorsun. 6 kaşık şeker atıyorsun ve karıştırıyorsun. Böylece ishalle kaybedilen sodyum, potasyum vesaire bunları çocuğa vermiş oluyorsun. Veya işte arkadaşlar yetişkin de olabilir. Yani illa çocuk ishalden ölmez. Yetişkin insanlarda da ya yaşlılarda da vücuttaki su miktarı azaldığı için onlarda ishal bebeklerden daha kötü, daha ölümcül. O yüzden buradaki temel felsefe kaybedileni yerine koymak gerekiyor. Evet dediğim gibi D ile ilgili çok örnek var ama bu kadar yeterli. Yine dextro kelimesi var. Tek bir kelime var bununla alakalı. Dextro, hani dexter sağ demek bildiğiniz gibi. Hani anatomi dersini hatırlayın. Anterior ön tarafta, posterior arka tarafta, dexter sağ tarafta, sinister sol tarafta, superior üst tarafta, inferior alt tarafta. Böyle anatomide yönler vardı bildiğiniz gibi. Mesela burada yine bakın diye kelimesi geldi önümüze. Cardi diye bir kelime yok. Yani tek başına IA bir kelimenin sonunda kullanılamaz, eklenemez yani. Mutlaka başında da, o kelimenin başında da bir olumsuzluk anlamı veren bir kelime olması gerekiyor. Veyahut da bir hastalığı çağrıştıran bir kelime. Örneğin hepimizin kalbi biliyorsunuz sol tarafta ama dextrokardi diye bir hastalık var. Kalp sağ tarafta. Yani milyonda bir kişide bu hastalık görülüyor. Doğuştan. Tabii sadece kalp değil, damarlar da yer değiştirmiş oluyor. Yani bakın burada normalde aort sol burada bulunur. Şurada az çok gözüküyor. O aort sağ tarafta. Vena cava inferior sol tarafta. Ama ne olmuş arkadaşlar? Kalp sağa doğru baktığı için bu defa ne olmuş? Aort sol tarafa geçmiş. Vena cava inferior da sağa geçmiş. Bildiğiniz gibi şu damara, kalpten çıkan ana atar damara aort deniyor. Aşağıdan yukarı doğru gelen, vücuttaki kanı toplayıp kalbe getiren damarda vena cava inferior adı veriliyor. Bir de vena cava superior var. Yani yukarıya doğru giden damar var bildiğiniz gibi. Evet, bu anlamda dextro, cardi, kalbin sağda olması durumu. Hastalık mı? Aslında hastalık değil. Bu bir durum ama tabii ki bu insanlar çok hassas ve risk gruba gidiyor. Dikkatli olmaları gerekiyor. Evet, bir başka ön hekimiz diplo veya D kelimesi. Bunu daha önce B'yi verirken bunu da vermiştik. Mesela karbon dioksit değil mi? Demiştik. İki tane karbon, bir tane oksijen. Olunca ne oluyor arkadaşlar? Karbon dioksit. Pardon, bir tane karbon, iki oksijen var. Bir de karbon monoksit var değil mi? Bir karbon, bir oksijen var. Hangisi tehlikeli? İkisi de tehlikeli. Yani karbon dioksit aldığımız zaman zehirleniyoruz. Karbon monoksit aldığımızda da zehirleniyoruz. Çünkü oksijeni tek başına almamız gerekiyor. Bakın burada kok kelimesi var. Kokus Yunanca çilek demek. Ve bu yuvarlak bakteriler tespit olduğunda buna her ne ekmezse kok demişler. Kısa Türkçesi kok. Mesela diplo iki veya çift demek arkadaşlar bu kelime. Diplokok dediğimiz zaman iki tane yuvarlak bakteri. Bakın resimde gözüküyor. İki tane yuvarlak bakteri ne olmuş arkadaşlar? Yan yana bunlar birleşmişler. Yani çift halinde bulunuyor. Buna diplokok.
Yani iki yuvarlak bakteri anlamında diplokok demişler. Bazen bunlar arka arkaya ekleniyor. O ona böyle gidiyor. Buna streptokok deniyor. Yani zincir şeklinde anlamında streptokok deniyor. Bazen de bunlar salkım şeklinde, üzüm salkımı gibi oluyor. Bunlar da stafilokok adı verilmiş oluyor. Yani bakteriler bu şekilde. Tabii ki bunlar niye bu isim vermişler? Yine mikroskopta böyle göründüğü için arkadaşlar. Yani bu stafilokok dediğimiz bakteri mikroskopta baktığımız zaman üzüm salkımı şeklinde koyun oluşturuyor. Streptokok denilen bakteride evet çubuk şeklinde onlar basılı ama onlar tek başına. Onlar şey yapmıyor. Böyle zincir oluşma falan olayı yok. Onlarda. Ama tabii ki koloni meselesi var. Evet, dia kelimesinde daha önce söylemiştik. Yani endo kelimesinin eş anlamlısı diye veya intra kelimesi var. Dia içi veya içinden demek. Gördüğünüz gibi yine daha önce bu kelimeyi görmüştük. Diagnos demiştik. Gnos bilme demek. Diagnos içi bilme anlamına geliyor. Yani teşhis. Niye bu isim vermişler? Çünkü dıştan görünen hastalıklara teşhis koymaya gerek yok ki. Adamın kolu kırılmış, bitti işte. Teşhis ne? Kol kırıklığı belli veya kol kırığı. Ama bazen insanlar hasta oluyor. Yani kıvranıyor ama ne olduğu belli değil. İçinde bir şey var yani. İçinde ne olduğunu bilmiyorsun. Ama o içinde ne olduğunu değişik yöntemlerle tespit ettiğinde işte o yüzden buna içi bilme anlamında diagnoz demişler. Ama bildiğiniz gibi diare kelimesi var. R neydi? Akmaydı. Diare, için akması. Yani ishal demiş hatırlarsanız. Yine diyaliz kelimesi var. Liz de neydi? Ayrıştırma, için ayrıştırması. Yine mesela diagram diye bir kelime var. Diagram. Bu bir grafik şekli. Mesela X ile Y'nin arasında çizgi şeklindeyse buna diagram adı veriliyor. Ama böyle dikdörtgen şeklindeyse buna histogram adı veriliyor. Hani gram neydi? Yazı demekti malum. İçindeyse dediğim gibi yani şeyin içindeyse X ile yani X'i gösteren okla Y'yi gösteren okun arasında bundan bir çizgiyse buna diagram. Ama dikdörtgen şeklinde böyle nüfusu gösteren var ya bazen işte yaş gruplarını gösteriyor. Buna da histogram demişler. Histo doku demek. Hatta histoloji doku bilimi. Bunların dokusu var değil mi? Böyle içerisinde bir takım yan çizgilerle gösterildiği için ona histogram adı vermişler. Mesela günlük yaşamda kullandığımız diafon diye bir alet var değil mi? Mesela bunu daha çok kahvelerle esnaf arasında var bu. İşte falanca yere 3 çay kap gel bilmem ne ya da taksilerde var. Taksiler de bunu kullanıyor. Mesela taksilerin adam bir yerde oturuyor mesela. Bir oturma kahvesi bir şeyi var. Taksi durağıyla o kahve arasında böyle bir şey var. Diafon var. Adam bağırıyor işte müşteri geldi gel falan diyor. İşte şu kişi gelsin falan tarzında. Diafon iç ses. Fon ses demek. Ama ses uzaktan geldiğine ne diyoruz? Telefon diyoruz değil mi? Uzaktan ses. İçeriden geliyorsa iç ses adı veriliyor. Bir başka kelimemiz dis. Yalnız bu kelime arkadaşlar DYS ile karıştırmayalım. Bakalım burada mı o? Bakın burada hemen arkasında. Yani eğer dis kelimesi i ile yazılırsa uzaklaşma anlamına geliyor, ayrılma. Y ile yazılırsa bozukluğu, kötü veya zor, ağırlı anlamına gelen bir kelime. Şimdi baktığımız zaman, pardon çok geri gelmişiz. Mesela arkadaşlar infection enfeksiyon demek. Infection veya enfeksiyon neyse bir okunuş bir yazılışı. Mesela bunun başına dis koyduğumuz zaman dezenfeksiyon diye okunuyor. Yani dezenfeksiyon ne demek? Diyelim ki affedersiniz tuvalete girip taharet aldığınız zaman ne oluyor arkadaşlar? Bizim hani Müslüman olduğumuz için biz tuvalet kağıdı silip bırakmıyoruz değil mi? Elimizde yıkıyoruz yani. Taharet, buna taharet deniyor malum. Ama biz tabii ki elimizi yıkarken elimiz ne oluyor arkadaşlar? Enfekte oluyor. Değil mi? Mikrop bulaşıyor. Eğer bir şeye mikrop bulaşıyorsa ona enfekte olmuş denir yani. Tamam mı? Elimiz enfekte oluyor. Biz ne yapıyoruz? Tuvaletten çıktığımızda en az 2 dakika boyunca sabunla dezenfekte ediyoruz. Çünkü en iyi dezenfektan maddelerin başta sabun geliyor. Mesela bu COVID salgında bildiğiniz gibi pandemide el yıkamanın önemden bahsedildi. En az 2-3 dakika kadar elimizi güzelce yıkamamızın
Yani COVID salgınında öneminden bahsedildi. Çünkü COVID virüsünün etrafında bir yağ tabakası olduğundan bahsediliyor. Bu yağ tabakası sen ellerini deterjanla, güzel sabunla yıkadığın zaman yağ tabakası etkileniyor. Virüsün ölmesine sebep oluyor. O yüzden el yıkayın falan dediğini hatırlayın. Maske, mesafe, el yıkama. Şimdi ne çıktı? Dördüncü olarak aşı olayı çıktı. Diğerleri biraz daha gölgede kalmış oldu. Demek ki dezenfeksiyon özellikle patojen bakterilerin uzaklaştırılması. Sterilizasyon diye bir olay var. Sterilizasyonla bir şey dezenfekte ise onda hala bakteri bulunabilir. Tamam, dezenfeksiyonla bütün bakteriler ölmez. Ama sterilizasyon yapıldığında bu 121 santigrat derecede 15 dakika kuru havayla müdahale edildiği zaman özellikle ameliyat malzemeleri bu şekilde sterilize ediliyor. Yani dezenfeksiyonla olmaz. Sterilizasyon olması gerekiyor. Bir de pastörizasyon var bildiğiniz gibi. Bu da süt ve meyve sularına, ambalajlı sıvılara uygulanan bir şey. Nasıl yapılıyor? Süt veya meyve suyu 73 dereceye kadar ısıtılıp bir anda güm diye 15 dereceye düşürülüyor. Yani bu aşırı sıcaklık farkı, bir andaki o sıcaklığın ani değişikliği malum maddelerde genleşmeye sebep oluyor. Hani genleşmiş bir anda soğuttuğun zaman onun zarar görmesine, hasar görmesine sebep oluyor. Ve yine tamamını öldüremiyor. Büyük çoğunluğunu öldürüyor bakterileri. İşte mesela pastörize edilen bir süt rafta bir sene dururken pastörize edilmeyen ineklerden sağıldığı şekilde kullanılan bir süt en fazla 2-3 gün içerisinde bozulmaya başlıyor. Yani dolapta bile olsa 2-3 hafta içinde bozuluyor velhasılı. Niye bozuluyor? Çünkü içinde hala bakteri var. Zaten sütü peynir yapan, sütü yoğurt yapan bakteriler bunlar. Dolayısıyla pastörize edilmiş bir sütle peynir olmaz. Niye? Çünkü sen öldürüyorsun onları. Pastörize ederek onların ölümüne sebep oluyorsun. Yapsan bile ortaya sıvı gibi bir şey çıkar. Yani bozulur yani şeyi bozarsın. Sütü bozarsın ve hiçbir işe yaramaz. O yüzden inekten sağladığı şekilde hatta kaynatılmadan bile yapılsa çok daha iyi. Sadece ısıtacaksın bir sütü biraz. Bakterilerin istediği sıcaklığa getirip içine mayayı çaldığın zaman yani 37 derecelik bir sıcaklığı sağlarsan eğer ortaya cillop gibi harika bir peynir çıkabilir. Mesela bu birçok peynir çeşidi var günümüzde. Arkadaşlar bunların hepsi bakterilerden kaynaklı ama tabii ki bunların bekleme süresi, bekleme sıcaklığı vesaire. Sonuçta maya dediğimiz şey, mesela sütte maya çalıyorsun değil mi? Yoğurt mayası veya peynir mayası. Bildiğin bakteri yani. Bakteri veriyorsun sütte. Orada çoğalmasını sağlayarak onlar anaerob bakteri yani ağızsız ortamda büyüyen bakteriler ne yapıyor? Onlar çoğaldıkça sütün bozulmasına ve ortaya peynir gibi bir şey çıkmasına sebep oluyor. Evet, bir de arkadaşlar arasında Y harfi olan yani iyi olduğunda ayrılmayı gösteriyor. Y olduğunda bozukluğunu gösteriyor. Mesela dispne dediğimiz zaman daha önce söylemiştim pine nefes almak. Bunun başına A getirirsen apne oluyor. Nefes alamama değil mi arkadaşlar? Örneğin uyku apnesi. Dispne dediğin zaman solunum bozukluğu. Yani kişi ne yapamıyor? Nefes alıp vermekte zorluk çekiyor, ağrı çekiyor. Mesela başka örnekle, örneğin dis fazi demiştik. Yani konuşma zorluğu ya da dizüri. İdrar yaparken zorlanma. Yani ağırlı idrar, dizüri. Veya dismenore bir bayanın işte adet görme döneminde ağırlığı adet görme. Yani dis neyin başına gelirse onun bozukluğu anlamına gelmiş oluyor. Disfaji, yutkunma bozukluğu. Mesela sen anjin olursan boğazında bir şişme, mesela faranjit olduğunda örneğin orofaringit dediğimiz tam böyle yutağın hizasına denk gelen kısımda eğer faranjit olursa siz yutkunurken inanılmaz ağrı çekersiniz. Buna dispne adı pardon disfaji adı verilmiş oluyor. Bakın burada dispnenin altı S'si demiş. Gördün mü arkadaşlar? Dispne. Nefes darlığının altı S'si. Altı tane S sebep oluyor. Bunlardan bir tanesi pulmoner, pardon altı P'si özür diliyorum. Altı P'si. Pulmoner, bronşiyal bakın şurada. Pulmoner, bronşiyal, konstriksiyon, daralma. Arkadaşlar gördünüz mü? Akciğerin işte iki tane bronş var malum. Bronşlardan bir tanesinde daralma olmuş. Ne oluyor arkadaşlar? Hani 6 P demişti ya, pulmoner P ile başlıyor. Başka? Possible foreign body diyor. Yani
yabancı maddenin varlığı burada ne yapmış? Nefes borusunu tıkamış. Ne yapman lazım? Bütün bunlar nefes alıp vermeyi zorlaştırıyor. Ya da pulmonar emboli demiş. Yani akciğerde ne var? Bir tıkanma var falan. Böyle devam ediyor bu. X ve N kelimelerini görüp ondan sonra kapatalım. 15'e kadar gelmiş olalım bugün. Gördüğünüz gibi daha önce bundan bahsetmiştim gene. Exo'nun anlamı dış veya dışarıya demek. Mesela eksojen, endojen diye iki kelime var. Şöyle anlatayım kelime içinde. Örneğin hastalık etkenleri ikiye ayrılır. Endojen etkenler, eksojen etkenler. Endojen ne demek? İçten kaynaklanan, yani gerek hormonal, gerekse metabolik ve gerekse genetik faktörlerden dolayı hastalıklar oluşabiliyor. Yani herhangi bir dış etken olmaksızın. İşte bunlara endojen, içten kaynaklı etkenler deniyor. Ama bir de ne var? Eksojen etkenler var. Yani dıştan kaynaklı etkenler var. Örneğin nedir bunlar? Fiziksel, kimyasal, biyolojik ajanlar ya da travmalar, psikolojik etkenler vesaire gibi. Bunlar dış etkenler ne yapıyor? Bizi hasta ediyor. Yine mesela bir insan öldüğünde eks oldu falan deniyor. Eks oldu. Bu kelime nereden gelmiş? Expire kelimesinden gelmiş. Spir nefes verme demek. Expire dediğin zaman son nefesini vermek. Hani dışarıya nefes verdi, öldü anlamında. Ex kelimesi buradan gelmiş ama bazıları da bunun exitus kelimesinden geldiğini iddia ediyorlar. Halbuki exitus diye bir kelime ben görmedim arkadaşlar. Expire diye bir kelime var ama. Yani expire son nefesini vermek. O yüzden işte hasta öldüğünde doktor hasta öldü demez çoğunlukla. Hasta ex oldu şeklinde kullanıyor. Yine lisedeki kimya dersini hatırlayın. Egzotermik, endotermik diye tepkimeler var. Hatta burada var o. Mesela yine en ve endo kelimeleri iç veya içeri anlamına gelen kelimeler. Örneğin örnek kelimemiz endotermik veya tersi egzotermik. Şimdi endotermiğin anlamı arkadaşlar içeriye ısı demek. Yani içeriye ısı giriyor anlamında. Mesela bir buzun erimesi endotermiktir. Çünkü ne oluyor arkadaşlar? Bildiğiniz gibi toprak, hava ve su. Üç unsur var. Bunlar sırayla mesela ısı değişimleri sırayla oluyor. Mesela hava soğuduğunda önce hava soğuduğunda diyoruz hava bakın hava soğumuş diyoruz. Önce hava soğuyor. Sonra su soğuyor. Sonra toprak soğuyor. Değil mi? Yani toprak en son. Ama ısındığı zaman da önce hava ısınıyor. Sonra su ısınıyor. Sonra toprak ısınıyor. Yine böyle bir sıralama var yani. Mesela buzun erimesi hava ısındığında buz ne yapıyor? Havadan ısı çekmeye başlıyor. Yani buz mesela diyelim ki 0 derece ama hava sıcaklığı oldu 4-5 derece, 10 derece her neyse. Ne yapıyor arkadaşlar? Buz havadan ısı çekmeye başlıyor. Ve içine ısı alıyor buz yani. Ne oluyor arkadaşlar? İçine giren ısı buzun erimesine sebep oluyor. Ama suyun donması nasıl oluyor? Hava soğuduğunda bak ne dedi ki? Önce hava soğuyor sonra su soğuyor. Hava soğuk mesela suyun sıcaklığı diyelim ki 5 derece, 10 derece her neyse hava sıcaklığı 4 derece. Su sıcaklığı 8 derece. Ne oluyor arkadaşlar? Hava sudan ısı çekmeye başlıyor. Yani su dışarıya ısı vermeye başlıyor. Ve bu sıcaklık sıfırın altına indiğinde malum su buza dönüşüyor. Yani su donuyor, buz oluyor. İşte bu olaya da egzotermik yani dışarıya ısı anlamında. Yine mesela endo ile ilgili endoskop demiştik hatırlarsan endoskop nedir?